Evet, herkese yeniden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer neresiydi? Label oluşturma kısmını ben yapamamıştım. O yüzden labelden geliyoruz. Label dediğimizde aslında etiket şu butonların üzerindeki etiketler. Butonun içeriği değiştikçe buradaki etiketlerin de değişmesini istiyorduk. O yüzden field, yani daha doğrusu main diyelim biz buna. Mine. Nasıl okunuyor bilmiyorum ya. Field main. Neyse bir yazalım ya Google'a. Bakalım nasıl okutuyor. Field. Pardon. Mine. 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 Mine'mış ama. Bana neyse. Böyle okuruz biz de. Field mine dediğimiz şu etiketlerin içeriği mayının state durumuna bağlı olarak değişecek. Nasıl? Mesela diyelim ki mayın kapalıysa ekranda hiçbir şey yazılmayacak. Eğer mayın işaretlenmişse ekrana F yazsın mesela. Üzerinde F olsun. F plugin'ın F'si olsun. Bir de açılmış ise eğer bu defa mayının kaç tane etrafında mayın olduğu bilgisini ekrana yazacak. Tabi bu bilgi şimdilik sıfır olacağı için herhangi bir şey yazmasa da olur ama biz yine de sıfırı ekrana yazdıralım. Çünkü hiçbirinde main yok. Henüz o aşamaya gelmedik. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi geliyorum buraya. Bakalım burada default implement etmişiz, başka implement etmemişiz. Gelelim buraya. Diyelim fene field label. Bu bir field alacak. Field dediğimizde şu. Bunun nazarında bize ne göndersin? Şimdilik str göndersin. Şimdilik. Sonra geliyorum. Diyorum ki let state. Daha önce yapamadığım şey şuydu. Field'ın bir state durumu var. State özelliği var. Fakat bu state özelliği burada gelip bakalım bir mutable olduğu için ben onu direkt mesela şöyle bir şekilde yapamıyordum. Bu bir smart pointer olduğu için ben böyle yapıp işte buradan da yıldız işaretiyle point ederek bir şeyleri yapmaya çalıştım ama olmadı. Tabii daha sonradan jeton düştü. Build state bu arada fonksiyon olmadığı için bu şekilde kullanıyoruz. Lock ref. Mutation ile ref arasındaki fark daha önce de anlatmışımdır. Herhangi bir değer, bellekteki herhangi bir değer mutate olduğu zaman, mutate edilebilir olduğu anda diğer başka hiçbir kimse buna ulaşamıyor. Ama bizim bu web olaylarında ekranda buna her an herkes ulaşabilir vaziyettedir, değil mi? Ama biz bunun önüne geçmek zorundayız çünkü hata, mantıksal hata ortaya çıkabilir. Kilitliyoruz önce. Referans olsa bile biz burada mesela referansını kullanıyoruz. İçeriğini değiştirmeyeceğiz. İçeriğine bakacağız. Ama bizim bunu kitleyebilmemiz için bir şartımız var. Nedir o şart? Bir başka fonksiyon ya da bir başka metot bu sırada bu state'i, field'ın state'ini mutate edilebilir olarak kullanamaması lazım. Aynı anda ikisi bunu kullanmamalı. O yüzden biz burayı kitlemeye çalışıyoruz. Eğer bir başkası kullanıyorsa, lock mut şeklinde kullanıyorsa biz bunu lock ref yapamayız. Ta ki o lock mut escope dışına çıkıncaya kadar, yani unlock yapıncaya kadar bizim onu beklememiz gerekiyor. Aynı şekilde biz de lock ref yaparak bir başkasının bu field'ı mutate etmesinin önüne geçiyoruz. Ta ki bizim işimiz bitinceye kadar. Neyse, referansını aldık. Sonra geliyoruz. Match state diyoruz. Eğer field state state'i field state covered ise mesela kapalı ise C yazsın. Diğerleri için şimdilik A yaz. Tabii diğerlerini daha sonra biz tek tek kullanabiliriz. Şimdi bunu yaptık. Field
Label'i yaptık. Bakalım ne diyecek. Stay mutable like font and field states. Şöyle olması lazım diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Şimdi mesela ben lockref kullanabildiğim için bu defa pointer kullanabildim. Zaten diğer dersin sonunda da aslında kafamın karıştığı nokta burasıydı. Mutable, şuradaki mutable bir smart pointer ayrıca. Yani içeriğinde bir değer oluşturuyor, tutmuş, ama bu bir hep bölgesinde tuttuğu bir, aslında sadece pointer'ını tutuyor. Haliyle ben dedim işte gayet basit bir mantıkla dedim ki işte bunu referansını alırsam bir de point edersem çalışır, ama bu biraz farklı çalıştığı için lock ref kullanmam gerekiyormuş. Onu tabi sonradan yaptık. Hala bile bu lock ref bir referans olduğu için state'i point ediyorum. Yani bu referansın point ettiği noktayı aldım. Şimdi field states kullanabiliyorum. Başlayalım hemen. Bakalım ne olmuş. Evet, gördüğünüz gibi şu an A yazıyor ama herhangi bir değişiklik olmadı. Orayı biraz değiştirmemiz gerekecek. Nasıl değiştiriyoruz? Bir önceki derste de söylemiştim. Burada sinyaller kullanıyoruz ya. Şimdi label özelliği butonun, ki birçok elementte de bu özellik var. Butonun label özelliği eğer sadece label yazarsak hiçbir zaman değişmez. Ama label signal yazarsak bu bir sinyale bağlıdır olur. Dolayısıyla mesela şimdi bu reset burada hata verir. Şuraya yazalım daha iyi. Şurada mesela sinyal diyelim. Bakın burada mesela hata verdiği neden? Bu defa çünkü buna bir str olmaz. Buna bir sinyal vermen gerekir. Sinyal değilse ben çalışmam diyor. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Şimdi geliyoruz. Burada field almışız. Biz bu field'ı şuradaki field label metoduna göndereceğiz. Label signal yapmak zorunda mıyız acaba? Şimdilik label kalsın, bunu en sonda yapalım. Direkt şöyle yapalım. Label nereden gelsin? Field label'den gelsin. Buna biz field'ı gönderelim. O da bize göndersin. Tabi bu referans olacaktı. Şöyle yapalım. Bakalım. Şimdi çalışacak ama yine hala bile değişiklikler olduğunda, mesela state durumu değiştiğinde herhangi bir değişiklik olmayacak şimdilik. Bunu tabi biraz göstermemiz gerekecek. Nasıl? Bu defa butona tıklandığı zaman, sağ tuş veya sol tuşa tıklandığı zaman bir şeyler yapması gerekiyor. Şimdi bunun için events dediğimiz, şuradan göstersek, Rust Web CS, bunun dokümanlarına bakabiliriz. Web CS, şu daha iyi. Tamam. Events, bakalım neler varmış. Events. Buradaki events'ları kullanacağız. Yani aslında bizim kullandığımız kütüphane buna bağımlı olarak çalışıyor. Buradaki bir sürü özellik, nasıl desem, JSCS denilen bir tane kütüphane aracılığıyla DOM ile etkileşimli bir şekilde çalışmaya yarıyor diyebiliriz şimdilik. Şimdilik böyle diyelim. Dolayısıyla bizim bunlara ulaşabilmemiz için bizim Amazon kütüphanesinin kullandığı bir tane özellik var. Şimdi bütün butonlar, elementler daha doğrusu, burada kullandığımız elementlerin tamamı aslında bir başka elemente bağlıdır. O da raw HTML, raw HTML denilen bir tane ne var? Kütüphanemiz var. Amazon diyelim. Amazon raw HTML. Burada mı? Yok. Şurada mı bakabiliriz? Şu.
Dokümanlara bakmayı da seviyorum biraz aslında. Bunun dokümanları şu anda sadece GitHub üzerinde. O yüzden kodlarına bakmam gerekiyor. Şimdi burada mesela elementler var. Hepsi birer element. Butonda bir element, efendime söyleyeyim bir labelde elementtir. Column'da bir elementtir. Row'da bir elementtir. Hepsi bir element ama bir tane de bunların ağası diyebileceğimiz bir element daha var. Bu nerede? Row, 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 row. Bakalım burada mı? El var, canvas var, checkbox, buton, link, paragraf, row, stack, text, row. Tamam. Row el, row HTML el, row SVG, row bilmem ne. Bakalım onlar da nerede? Şurada olması lazım. Row el. Şu. Bu bizim row. Hani normalde kullandığımız HTML'in raw hali diyebiliriz. Bunun aracılığıyla biz HTML web CSS ile konuşabiliyoruz. Burada az önce gösterdiğim web CSS ile konuşabiliyoruz. Ayrıca JS CSS ile de konuşabiliriz. Yani bunları buradan elde ederek bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Burada zaten dikkatinizi çeker bakın. Hep web CSS kullanmış. DOM element mesela. Burada belirttiği şeyler var. Süper. Class ID setter iter. Row. DOM element yine burada mesela HTML element kullanmış. DOM elementini kullanmış. Bilmem ne. Bunlar kısaca web CSS ile etkileşime girebileceğimiz bir element. Biz de butonu buna implement edebilmek için şu metodu kullanıyoruz. Row el diyoruz. Biz bunu çağırdığımız zaman bize bir tane element veriyor. Bu row el dediğimiz şey bir nevi işte az önce gösterdiğim row el metodu. Biz bununla mesela ne yapabiliriz? Bu row elementin bütün özelliklerine ulaşabiliriz. Bir sürü şey bize sağlıyor. Burada da mesela burada kullanmış. Nerede kullanmış onu da bir gösterebilsek. Burada. Yoksa şurada. Row el bize bir tane row HTML el veriyor. Bunu veriyor bize. Biz de geliyoruz bunun üzerinden bunun metotlarına ulaşabiliyoruz. Mesela bunun metotlarına bakalım. Neler var? From diye bir metot var. Into'dum var ki bunu biz kullanmıyoruz. Dikkat ederseniz pub değil. Pub olmadığı için biz kendimiz buna ulaşamayız. Kendi metotları bize kullanabilirsin dediği metotlarıyla biz bunlara hiç dokunmuyoruz. Kendisi yapıyor. Int row element yine mesela biz bunu kullanamıyoruz. Neleri kullanabiliyoruz bakalım. Focus. Burada pek kullanabildiğimiz özellikleri yok ya. El kullanabiliyor muyuz? Sanırım biz burada direkt HTML elementini çağırarak bu elementlere ulaşıyoruz. Bu elementler sayesinde de bu dediğim fonksiyonlara ulaşabiliyoruz. O zaman yazalım mesela. Raw el diyelim. Bakalım bize neler veriyor. Events. Event handler. Nasıl kullanıldığına da bakarsak move yapmış. Move yapmasının sebebi sanırım bizim buradan field'ı alarak yapmamızı istiyor. Bir yapalım. Move diyelim. Move. Events. Yes. Şimdi bu events bize ne verecek? Events mouse down diye belirtmemiz gerekiyormuş. Events mouse down. Mouse'un tıklaması. Sonra ya buralar niye böyle oluyor ya? Match bu event handler öyle bir şey oluşturuyor ki biz buradaki event'i alıyoruz. Bu event'in nasıl bir etkileşim olduğuna. Burada mesela bir olay gerçekleşiyor. Bu olayın ne olduğuna bakıyoruz. Tabi mouse down ile ilgili bir
aksiyon var burada. Olay var. İşte mouse down dediğimiz şey tıklama da olabilir, sağ tıklama da olabilir. Efendim söyleyeyim, üstünde bekletmek de olabilir, basılı tutmak da olabilir. Bunların hepsi mouse down'la aslında mouse down'ın olayları. Yani tek bir tane mouse down olayı yok. Biz geliyoruz. Match. Events. Events yazmışız ama bu olay her neyse. Match event. Bakalım. Events buton mu? Bir de buton veriyor. Bu buton da yine aslında hala bile web CSS'den biz bilgileri alıyoruz. Şuradaki web CSS'den alıyoruz. Bu da çok geniş bir kütüphane aslında. Bütün bir HTML ve JavaScript olaylarının etkileşimlerinin tamamını web Assembly'ye eklemek için Rust kütüphanesinin, daha doğrusu Rust geliştiricilerinin geliştirdiği bir kütüphane. O yüzden buton yazalım. Niye bu? Ne diyor? Bu Dominator'dan geliyormuş. Gerçi Dominator mı? Web CSS mi? Web CSS'den geliyor normalde bu. Her neyse. Biz Dominator diye almışız. Devam edelim. Events mouse buton let. Mesela events bu buton nasıl bir olay? Mesela events'in buton metodu bize birkaç seçenekten bir tanesini veriyor. Ya mouse buton let mi? Left ise bir tane olay çağıracak. Yani sol tuş tıklanmışsa bir tane, sağ tuş tıklanmışsa bir başka metodu burada çağırabiliyoruz. Şimdilik şöyle yapalım. Herhangi bir şey çağırmasın. Yine aynı şekilde eğer events mouse buton right ise bir başka çağırsın. Bakalım. Middle. Bir de diğerleri bildiğimiz klasik match'in özelliklerinden bir tanesi bu. Yani mouse buton left olduğunda şu, right olduğunda şu, da diğerleri olduğunda ne olsun denildiği zaman böyle yapıyorum. Bir nevi şimdilik es geçmiş oluyoruz. Bakalım bu defa hata verecek mi? Vermedi. Şimdi biz tabi olayları belirlemedik. O yüzden olay belirleyelim. Buraya gelelim, bir tane fonksiyon alalım. Yine decrease state diyelim. State'i düşür ya da arttır diyebiliriz burada. Herhangi bir return değeri oluşturmuyoruz. Ama field yine alıyoruz bu defa. Yine field'ı alalım. Şimdi fields ne olacak? Let mood states eşittir. Bu defa field state lock mood diyeceğiz. Çünkü üzerinde değişiklik yapacağız. Geliyorum, match diyorum, state diyorum. Eğer field state covered ise, kapalı ise ne yapsın? State şöyle, state eşittir field state flagged yapsın. Tamam. Bir de diğerleri hiçbir şey yapmasın. Bakalım olacak mı? Oldu. Şimdi geliyoruz tekrar buraya. Right olduğunda decrease state buraya field'ı gönderdik. Bakalım burada hata verebilir işte. Hata vermedi. Güzel. Şimdi bakalım. Ama hala sağ tuş kontrol edilmemiş. Çünkü default prevent yapmadığımız için tarayıcının kendisi
kontrolü ele alıyor. Bakalım doğru mu? Event handler with options. Bunu da eklememiz gerekiyor. Şunu bir ekleyelim bakalım. Context menu, event prevents defaults. Context menüyü gösterme diyoruz biz burada. Bunu da event handler with options. Elle mi yazalım? Neyse elle yazalım mesela. Gelelim buraya. Şurada Rav el yazmışız ya. Tamam. Events handler with options iki özellik alıyor. Biri events options new, diğeri de move diyor. Niye move demişiz ki? Move demesek de olur sanki. Birinci özellik bize şu özelliği veriyor. Kopyala yapıştır yapalım. Bir options bir de handler veriyor. Options olarak bunu alıyoruz. Prevent table. Handler olarak da şunu almış. Ya sanki ben burada bir şeyleri kaçırıyorum ya. Diğer derste de böyle bir yerde kafam karışmıştı. Bu handler şöyle yapmış. Sonra bunun içerisine bir tane ne çağırıyoruz? Closure çağırıyoruz. Tamam, iki tane değişken istiyor bizden. Biz de bunları yaptık. Move yapmamızın sebebi ne? Move yapmasak mesela hata verir mi merak ediyorum. Bir bakalım. Tabii burada ne yapıyoruz? Event prevents default. Burada tam olarak açıklamasını şu an ben yapsam çok da verimli olmayabilir ama frontend developerlar bunu daha iyi bilir. Herhangi bir etkileşim anında mesela diyelim ki ben şuradaki yazıya bir tane olay ekledim. Yani işte bu yazının üstüne tıklandığı zaman şöyle olsun dediğim zaman sıra sıra aslında bir sürü şey tetiklenmiş olacak. Çünkü yazı tetiklenecek, buton tetiklenecek, şuradaki row elementi tetiklenecek. Sonra buradaki kolon elementi tetiklenecek. Sayfanın kendisi tetiklenecek. Background tetiklenecek. Buradaki event prevent default bunun önünde bir nevi engel oluşturuyor. Haliyle biz burada mesela events context menu. Context menu dediği de şu mesela. Şu bir context menu. İçerik menüsü, yani herhangi bir menü üstüne tıklandığı zaman çıkacak olan etkileşim menüsü diyelim biz buna. Bu tarayıcının kendi menüsü. Dolayısıyla biz bunu istemiyoruz. Biz ne istiyoruz? Bizim kendi verdiğimiz özellik ya da click olduğunda ne olsun diye söylediğimizde işte buradaki decrease diye fonksiyon belirlemiştik. Bunun çalışmasını istiyoruz. Ama tarayıcı buna izin vermiyor çünkü kendi context menüsünü oluşturuyor. Fakat biz bunu event prevent default dediğimiz zaman bunun önüne geçmiş olmalıyız diye tahmin ediyorum. Bakalım. Geldi. Evet, bu defa menü gelmiyor. Ama içerik değişmiş olmasına rağmen etiket değişmiyor. Etiketin değişmemesinin sebebi az önce bahsettiğim, en başta bahsettiğim bu label. Label'i biz etkileşimli hale getirmedik. Etkileşimli hale getirebilmemiz için bunun bir sinyal olması gerekiyor. Tabii sinyal olacağı zaman bu defa düz bir fonksiyonla, yani str ile bu işi yapamıyoruz. Str ile yaptığımız zaman, çünkü str sinyale implement edilmiş değil. Bakın burada mesela ne istiyor? Label işte IMPL signal sinyal item gibisinden bir şeyler isteyecek. Peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Geliyoruz. Bakalım eleman bunu nasıl yapmıştı?
Label yapmış. Labelin içerisine el oluşturmuş. Oradan gitmiş tabii. Bunlara bizim yapmamıza gerek yok. Önemli olan burada sinyali kullanırken field state sinyal referans diye kullanmış. Ama ben bunu istemiyorum. Çünkü burada sadece state durumuna göre bir şeyler oluşturmuş. Ben ise field'ın kendisinden bir şeyler almak istiyorum. O da ne olabilir? Nasıl yapabiliriz biz bunu? State Signal Referans. Burada hem state'ini ekrana yazmış hem de içindeki mayın bilgisini ekrana yazmış. Ama biz mesela her birini field'dan label özelliğinden alabilmemiz gerekir. Bunu da nasıl yapacağız? Şimdi biz label'i alabiliyoruz. Label'i alabiliyoruz. Bakalım. Field label. Static table string. String diyelim. Buraya gelelim. Sallıyorum ama burayı. Yani çok da bundan emin değilim. Çalışmayabilir bu. Çalışmaz hatta. Ah. Mutable. Table. New. String. Biraz garanti olsun. Hepsini string yapalım. Aynısını buradan da yapalım. Aa, ben yanlış yere yapıyorum ya bu arada. Bu değil. Ha, doğru doğru burası. Tamam. Burası da yine mutable. Mutable. New. Ama bu çok saçma olur böyle. Sadece çalışıp çalışmadığına bakmam lazım. Çalışır mı acaba? Bu bize bir mutable verdiği için mutable veri yapısı bize mutable geldiği için biz bunu update use ref kullanabiliriz buradan. Use ref. Burada da use ref kullanılmış mı? Signal ref kullanılmış. Biz de sinyal referansı mı kullansak? Signal ref. Ama bir tane state durumunu almış. Biz burada label durumunu alacağız. Tamam. Label bize bir label verecek bu sinyal referansı. Daha sonra biz de bunu format ile şuradaki label sinyale göndereceğiz. Format label diyelim, bakalım ne olacak. Tamam. Hata verme ihtimali yüksek. Ama yine vermedi. Ama etkileşim olacak mı bir emin olalım. Niye ya? Benim gözümden kaçan bir şey mi var? Hata vermiş mi? Hata yok. Format label dediğimiz şey buradan gelen string'in kendisi. Let mood state field label, tamam. Field label'e geliyoruz. Oo, çok saçma bir iş yapmışız.
Şöyle bir kesin olsun diye şöyle bir şey yapacağım ben. Dünyanın çalıştığına dair. Field. State'in kendisi bir mutable olduğu için sinyal referansı burada kullanıyorum. States format state burada bize state'i verecek. Cannot be formatted with the default formatter. Tamam. Sadece şunu söylüyor. Field state niye? Debug. Tamam. Sadece biraz değişiklik yapacağız. Şöyle. Tamam. Default formatter ile kullanılmadığı için pretty yapmak gerekiyor. Bir bakalım çalışıyorum. Çalışıyormuş. Bakın mesela tıkladığımda değişiyor. Bilmiyorum. Şurada daha net görülüyor. Değişiyormuş ama tam istediğimiz gibi olmadı. Neden olmadı? Çünkü açılacağı zaman biz sadece buradaki fonksiyon şu anda sadece state durumuna bağlı olarak değişiyor. Ama ben state durumuna bağlı olsun istemiyorum. Burada field label diyerekten ben bir string almak istiyorum. Bu string'in bana gerekli olan bilgiyi vermesini istiyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapmak için biraz daha farklı bir şey kullanmamız gerekecek. Onu da biraz çalışayım, bir sonraki derste işleyelim. Çünkü şu anda ben yine dokümanlara bakacağım. Yine kurcalayacağım. Siz de boşuna beni beklememiş olursunuz. En azından labelin bir başına mesela burada herhangi bir etkileşimi olmadığını gördüğünüz sinyal olmadan bizim kullandığımız web sayfasındaki herhangi bir içerik değişmiyor. Ancak sinyal metodu varsa onu kullanarak bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Ama sinyal metotları da mesela burada sadece label sinyal yok. Başka sinyaller de var. Mesela unhovered change de bir sinyal alabiliyor gibisinden. Ya da bakın burada color sinyal var. Bu da mesela aynı mantıkla türetilmiş. Bunların hepsi şöyle çalışıyor. Yani bir tane mutable diye bir değer var. Bu bizim kullandığımız mesela futures diğer derste anlatmıştım. Bu static ref, mutable batch. Bunların hepsi aslında bir future signals veri yapısı. Bunlar ayrıca mutable sinyal, mutable batch sinyal denilen veri yapılarına da implement edilmiş. Biz sinyali kullanacağımız zaman bizim elimizde ya bir mutable olacak ya da mutable batch gibi bir veri yapısı olacak ki biz bunun sinyalini çağırabilelim. Sinyaline ait metotları çağırabilirim. Mesela burada signal batch cloned diyebileceğimiz bir şey olması lazım. O da nedir mesela? İşte sinyal veri yapısı olması gerekiyor. Bundan dolayı yani temel mantığı bu. Ama dediğim gibi şimdi bizim buradaki label sadece state durumuna göre değişmiş. Ama benim normalde oyunda istediğim şey sadece state bilgisi değil. Ayrıca state mesela covered olmadığında uncovered olduğunda ben içindeki main sayısını görmek istiyorum ki içindeki main sayısı state durumuna bağlı değil. Ama biz burada sadece state durumunu aldık. Yani label her defasında state neyse onu ekrana yazacak. Oysa ki benim istediğim eğer state uncovered dediğimiz bir şeye dönüşürse içerisindeki main sayısını almak istiyorum ki bu da en başta mesela bakın state burada, mine burada. O yüzden bana biraz daha farklı bir şey lazım. Onu da bir sonraki derste yaparız. Evet. Şimdilik dersimiz burada bitsin. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.